Herkese merhabalar, Güzelsi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber volon çeşitleri nelerdir ve kalıpları nasıl çıkarılır konusunu işleyeceğiz. İlk olarak volonun ne olduğunu tanımlayalım. Volon parçalar kolumuzda, etek ucumuzda ya da yakamızda dairesel oluşum sağlanılarak kumaşın verev gelişinden faydalanılarak yapılan süslemelerdir. Bazen fırfırla karıştırabiliyoruz fakat ikisi farklı şeyler. Fırfır düz bir parçanın tek kenarı büzülerek ya da küçük küçük katlanarak oluşturulabiliyor. Duruş açısından daha tok ve düz bir iniş sağlıyor. Volon ise dairesel gelişi bakımından daha yuvarlak ve daha dökümlü bir görünüm oluşturuyor. Mesela burada gördüğümüz elbisemizin ön parça kenarına volon geçiş verdik. Peki bu elbisemizin volon parçasını nasıl hazırlayacağız? İlk olarak elbisemizin kalıbını çıkaracağız. Daha sonra ise volon geçişimizi dikeceğimiz mesafeyi ölçeceğiz. Diyelim ki kalıbımızda etek ucumdan volon gelişimin son bulmasını istediğim kenarın uzunluğu 30 cm geldi. İşte volon kalıbımı çıkarırken ben bu 30 cm'e göre çalışacağım. Arkadaşlar burada 30 cm'i kafamdan gelişi güzel verdim. Bu elbisenin kalıbını çıkarırken gerçek uzunluğuna değiniriz zaten. Volonumuzu dikeceğimiz kenarın uzunluğunu belirlediğimize göre volon kalıbımızı çıkarabiliriz. Çünkü bugün sizinle volon çalışmamızı 3 farklı şekilde yapacağız. Bunlardan ilki yuvarlak volon çalışması olacak. İkincisi spiral olan, helezonik de denilen volon çalışması olacak. Üçüncüsü ise godeli volon çalışması olacak. Kalıbımıza çalışmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ben 30 cm'lik ölçüde dikiş payımı da hesaba kattım. Sizin de kullanacağınız alanda dikiş geçişi varsa siz de ölçünüze dikiş payını eklemelisiniz. Bunu da unutmayalım. Yuvarlak volon kalıbımızla başlayalım. Yuvarlak volon kalıbı dairesel şekilde çalışılır. Bu nedenle çizeceğimiz daire çapını bulmamız gerekir. Çapımızı bulabilmek için 30 cm'lik ölçümüzü 3'e bölmemiz yeterli olacaktır. Arkadaşlar aslında ölçülerimizin tam çıkması için 3.14'lü pi sayısına bölmemiz gerekir. Fakat böyle yaparsak küsüratlı sonuç elde edebiliriz ve işimiz zorlaşabilir. O yüzden direkt 3'e bölmek daha kolay olacaktır. Daire çevresi bize lazım olandan biraz geniş çıkabilir ama daha sonra bu payı keserek temizleyebiliriz. Evet, işimizi kolaylaştırmak adına 30 cm'i 3'e böldüm ve 10 cm'lik daire çapımı buldum. Artık kalıbımı çıkarabilirim. Öyleyse denizci gönyemi alıyorum ve kağıdıma çap ölçüsü olarak bulduğum 10 cm'lik çizgimi atıyorum. Çizgimi atarken gönyemden faydalanıyorum ki 10 cm'lik çizgimin tam ortasını rahat bulayım. Sıfır noktama da işaretimi alıyorum. Bu çizgi benim dairemin çapı arkadaşlar. 10 cm'lik çizgimi 5 cm 5 cm eşit parçaya ayıran ortadaki noktam da dairemin merkezi. İlk çizgimi attım. Şimdi de ikinci çizgime geçiyorum. Sıfır noktamı T şeklinde merkeze yerleştiriyorum ve ikinci 10 cm'lik çizgimi atıyorum. Daire merkezimi tam olarak ortaya çıkardım. Şimdi de dairemi ortaya çıkartmak istiyorum. Bunun için aynı yöntemi nokta olmayan alanlarda da uyguluyorum ve bana dairemi verecek olan noktasal hattımı belirliyorum. Attığım bu noktaları ne kadar sıklaştırırsam dairemi de o kadar temiz ortaya çıkartabilirim. Ben hızlanmak adına bazı yerlere elimle geçiş verdim. Gördüğünüz gibi ilk dairemi oluşturdum. Bakalım oluşturduğum dairenin çevresi bana 30 cm verecek mi? Plastik cetvelimle ölçüyorum. 15 küsür yani 31 cm gibi geldi. Bence güzel. Başta söylediğimiz gibi fazlalığımızı daha sonra atabiliriz. Volon kalıbımızın merkez dairesini oluşturduk. Buradan volon genişliğimizi vermeye geçelim. Volon parçamın genişliğini 5 cm gibi düşündüm. Daha doğrusu 4 cm dedim. 1 cm de dikiş payı ekledim. Volonlarımızı oluştururken dikiş paylarını unutmayalım. 5 cm'lik volon genişliğimi dairemin çevresine ikinci bir daire olarak yerleştireceğim. Bunu da yapabilmek için gönyemin 5 cm çizgisini daire hattıma yerleştiriyorum. Ve dairemi takip ederek 5 cm genişliğindeki ikinci dairesel hattımı çiziyorum.
Volon kalıbımın çizim işlemi bitti. Şimdi de temizliğine geçelim. Bunun için ilk önce merkez çizgilerden birini volon genişliğimin bitişine kadar uzatıyorum. Uzattığım çizgiyi makasımla içeriye doğru kesiyorum. Rahatlama sağladıktan sonra kalıbımın dış kenarını temizliyorum. Şimdi de iç kenarını temizliyorum. Kalıbımın temizleme işlemini bitirdim. Şöyle bir de açık halini görelim. Bakın dalgalanması ne kadar güzel. Kumaşta olduğunda da inişini verecek ve bize çok hoş bir hareketlilik sağlayacak. Volon kalıbımızın içeride kalan halkası kolumuza ya da etek ucumuza dikilecek olan kısım. Dışarıda kalan halkası ise serbest kalacak kısım. Dairesel volan kalıbından sonra spiral volan kalıbına geçelim. Bu volan çeşidi helozonik ya da salyangoz olarak da geçiyor. Spiral volanımız için de ilk olarak bir daire oluşturuyoruz. Ben çapımı 4 cm'den aldım. Yine tam ortadan T hattını verdim ve dairemi yavaş yavaş oluşturuyorum. Burada şunu söyleyeyim, dairenizin çapı ne kadar dar olursa, yani daireniz ne kadar küçük olursa, volanınızın döküm yoğunluğu da o kadar çok olacaktır. İlk dairenizi oluştururken bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Ben elimle geçiş verdim, hızlı olması adına. Siz noktalarınızı daha sık alabilirsiniz ya da yuvarlak hattı bir obje ile bile dairenizi oluşturabilirsiniz. Dairemi oluşturdum. Şimdi de dairemin bir yerinden kendime nokta alıyorum. Başlangıç noktası. Bu noktadan dairemin etrafında döne döne kalıbımı ortaya çıkaracağım. Tabii ki ilk olarak volon genişliğimi belirlemem lazım. Ben volon genişliğimi 3 cm'den alıyorum. Burada kullandığım ölçüler gelişi güzel biliyorsunuz. Siz ölçülerinizi kendinize göre belirleyeceksiniz. Volon genişliğim kadar yani 3 cm kadar gönyem yardımıyla dairemin dışına doğru birkaç nokta atıyorum. İlk aldığım başlangıç noktasıyla bu noktalar arasında geçiş sağlayacağım. Başlangıç noktamdan küçük küçük ilerleyerek 3 cm'lik genişliğime estetik bir şekilde ulaşıyorum. Sonrasında ise dairemden dışarıya 3 santimden noktalarımı almaya devam ediyorum. Noktalarımı birleştiriyorum. Daha sonra bu geçişimi netleyeceğim. Başlangıç noktama yeniden geldim. Buradan sonrasında 3 cm'lik genişliğimi spiral döngümden devam ettiriyorum.
Bu döngüyü dikeceğiniz alan kadar uzatacaksınız. Ben burada döngümü sonlandırıyorum ve bitiş çizgimi çekiyorum. Size ölçünüze göre döngünüzü sürdürebilirsiniz. Yalnız bu tarz spiral çalışmalarda içeride kalan kısmın dökümü daha bol olacak. Dışarı doğru ise döküm biraz daha azalacaktır. Kalıbımızın temizliğine geçelim. İlk önce dış hattını temizleyelim. Şimdi de iç hatta doğru kalıbımızı ayıralım. Ortada kalan dairemizi atalım. Arkadaşlar döne döne kestiğimiz hattı kalıpta da bu şekilde keseceksiniz. Keserek ayırdığımız bu hat volonumuzu dikeceğimiz, monteleyeceğimiz kenar hattı. Çok tatlı salyangoza benzer bir görüntüsü oldu. Bir de şöyle serili haline bakalım. Duruşumuz bu şekilde olacak. Spiral volanımızı da gördük. Son olarak da gode vererek çalıştığımız volanımıza geçelim. 30 cm uzunluğunda, yani dikiş hattım uzunluğunda, dikiş payı ile beraber 7 cm genişliğinde bir dikdörtgen kestim. İlk olarak bu dikdörtgenime 5 cm aralıklarla çizgiler atıyorum. Bu parçalama işlemini siz kendinize göre sıklaştırabilirsiniz. Ne kadar fazla parçaya ayırırsanız o kadar yoğun döküm elde edersiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, bir taraftan geniş başlayıp diğer tarafa doğru sıklaştırabilirsiniz. Böylece bir tarafı daha dökümlü, diğer tarafı daha az dökümlü yapabilirsiniz. Yani kalıbın dökümünü modelinize göre yönlendirebilirsiniz. Dikdörtgenime eşit şekilde çizgiler attım. Şimdi de bir taraftan çizgilerimi makasımla keserek parçalara ayırıyorum. Dikdörtgenimin parçaları arasına godemi, yani dökümümü sağlayacak açılımlar yapacağım. Bunu yapabilmek için kalıbımı oturtacağım, başka bir kağıt alıyorum ve ilk parçamı yapıştırıyorum. Yapıştırdığım parçanın uç kısmından dışarıya doğru 2 cm'den nokta atıyorum. Bu ölçüyü yine siz kendinize göre genişletebilirsiniz. Ne kadar genişlerse dökümünüz o kadar çok olur. İkinci parçanın uç kısmının bu noktaya denk gelmesini sağlıyorum ve o şekilde yapıştırıyorum. Aynı uygulamayı diğer parçalarım için de yapıyorum. Evet, dikdörtgen parçamı oval hale getirdim ve gode yöntemiyle volan bir parça oluşturdum. Uç kısımlarının geçişini de tamamlayalım. Burada köşe kısımlar oluşursa ovalleştirebilirsiniz. Üst kısımda, yani dikilecek kısımda da içe doğru kırılmalar olacaktır. Onları da yine riga ile ovalleştirirseniz güzel olur. Otuz santim gelen üst kısım dikişimizin olacağı bölüm. Genişleyen alt kısımsa serbest kalacak, döküm verecek bölüm. Bu çalışmamızda kendimize göre döküm payımızı verebileceğimiz bir volan çalışmasıydı. Bu videomuzda volan parçalarını oluşturabileceğimiz 3 farklı yöntem gördük. Modelinize ve arzunuza göre hangisini yapmak isterseniz ona göre kalıbınızı çıkarabilirsiniz.
Etek ucu, kol ağzı, yaka kenarı gibi bölgeleri monteleyerek kıyafetlerinizde heyecanlı, neşeli bir görünüm elde edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Yorumlardan bize destek verebilirsiniz. Yine yorumlardan sorularınızla bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgiyle ve güzel seyle kalın. Hoşça kalın.